Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. TFF 1. Lig'de hafta başladı. Bandırma Spor, Ankara Gücü, Ümraniye Spor, Eyüp Spor karşılaşmasıyla başladı. Bandırma Spor kendi sahasında Ankara Gücü'ne 2-1 mağlup olurken Ümraniye Spor'da, lider Ümraniye Spor'da Eyüp Spor'la 2-2 berabere kaldı kendi sahasında. Geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta diyelim. Ümraniye Spor ilk golünü yemişti Samsun Spor'dan. Bu hafta da 2 gol yedi. Ve Ankara Gücü de artık bu galibiyetle Bandırmaspor galibiyetiyle Ümraniyespor'u yakaladı. İki takım da 21 puana ulaşmış oldu. Utku hoş geldin. Hoş bulduk. Beni özledin mi? Çok özlediğimi söyleyemeyeceğim. Peki izleyicilerimiz de umarım bizi özlemişlerdir. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basıp yorum yapma, paylaş gibi etkinlikleri yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Ankara Gücü karşılaşmasıyla başlayacağız. Ankara Gücü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bandırma Spor'u Bandırma Spor'un golü Guido Koçer'den geldi. 1-0 öne geçti. Sonrasında Erdem Özgenç'in orta şut karışımı vurusuyla frikiyle değil sağdan kullandığı frikle skoru 1-1'e getirdi. Daha sonrasında Bandırma Spor ikinci yarı oyunun üstünlüğünü çok ele aldı. Bir karambol yaşandı. Meşhur Beşiktaş'ın Kiev karambolü gibi bir karambol yaşandı. Sonrasında penaltı oldu. Penaltı kaçtı. 85 olması lazım. 84. dakika. 84-85. dakikada Yusuf Abdoğlu'nun attığı golle 2-1 mağlup etmesini başardı Ankara Gücü. Kötü oyun. Ama 3 puan alan Ankara Gücü. Bandırma Spor'da iyi oyun ama kaçan 3 puan. Neler söylersin? Ben böyle nitelendiriyorum. İki beğendiğim teknik adam Mustafa Dalcı ve Mustafa Gürsel Hoca'nın karşılaşmasıydı. Sen neler söylersin? Maç oldukça temposuz başladı. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Daha sonra kalelere gelen ilk toplar gol oldu. Bandırmaspor yani orada Guido bir kalabalıkta enteresan bir şekilde çabuk ve güzel bir vuruşla golü Güzel attı. goldü. Güzel goldü. Yani çok çabuk davrandı orada. Gerçekten kalabalıktı. Zannediyorum 3 Ankara Gücülü vardı etrafında. Bir oyuncu da Ve tek kendi başınaydı. Hani takımından başka da vardı. kimse yoktu. Bomboş pozisyonda Ankara Gücü olması alarm verdi. Evet yani bir hata vardı orada savunmanın, öyle söyleyebiliriz. Guido da iyi vurdu, takımını öne geçirdi. Ondan sonra biraz hareketlenmeye başladı maç. Ankara Gücü'nün golü de enteresandı. Erdem gerçekten yani her hafta burada övüyoruz. Yani bir şekilde olağanüstü bir asist yapıyor, olağanüstü bir gol atıyor. İşte yani mutlaka adından söz Utkucuğum, ettiriyor. şimdi ikinci attığı golde de ortaya açan kişi kim? Erdem. Erdem. Ha, bu liglerin kralı Erdem diyebiliriz yani. Daha geçen sezonda iyi performans sergilemiş hatırlarsın. Hangi takımda? Kesinlikle. Tuzla'da. İyi takım. Güzeldi, iyi performans vardı. Bu sezon orta alanda oynayan İshak da geçen sezon Bandırma'da iyi performans sergiledi. Evet Utku, sözünü kestim bile. Araya girdim. Seni araya girmeyi çok seviyorum. Sen araya girmeyi seviyorsun. Ben de bitirdikten sonra bir şey eklemeyi seviyorum. Evet. Babacığım. Yani Erdem'in golünü anlatıyordum. Yani orta mıydı, şut muydu? Artık onu Erdem kendisi daha iyi biliyordur. Ama belki rüzgarın da etkisiyle kalecinin de hatası var bana göre. Ama sonuçta güzel bir gol oldu. Ankara Gücü yani o dakikaya kadar sahada hiçbir varlık gösteremiyordu. Bir şans golüyle skorda eşitliği sağladılar. Oyun olarak bir eşitlik olamasa da Bandırmaspor yükselen bir performansı var açıkçası bana göre. Milli aradan önce oyun olarak ve puan olarak yükselişteydiler. Yine bu maçta da iyi oynadılar. Sonuç gelmese bile kutlamak lazım Mustafa Gürsel Hoca'yı da. Ankara Gücü de aslında milli takım arasından önce iyi bir form grafiği yakalamıştı. İyi oyunla kazanıyordu. Bugün kötü oynayarak kazandı. İşte bazen milli takım araları kötü giden takımlar için şans olabiliyorken iyi giden takımların da yani oyununu baltalayabiliyor. Yani oyun olarak kötü olsa da 3 puanı aldı Ankara Gücü. Yusuf'un golü de güzel bir goldü. Onu da söyleyelim. Peki, 1-1'den sonra Eren'in kaçırdığı gole ne diyeceksin? Ya evet, o da Eren Derdiyok'un kalitesine, geçtiğimiz haftalardaki golcülüğüne yakışmayan bir pozisyondu. Yani Ankara Gücü'nün maç içerisindeki en net pozisyonuydu. Yani
gol olacak pozisyonu atamadılar. Gol olmayacak, pozisyon olmayan toplardan golü buldular. Enteresan bir maçtı Ankara Gücü adına. Bandırma Spor bir de penaltı kaçırdı. Onu da ekleyelim. Yani o karambol yani, çok ilginç bir karambol yaşandı. Ya karambol hani vuruyor defans, vuruyor defans. Hani böyle enteresan bir andı. Penaltı nerede, hangi pozisyona çalındı tam anlayamadım. Ali Kaan Güner'e çalındı zannedersem. Yani orada eline... İshak orada. Yani penaltı mı değil mi yorum da yapamıyoruz. Çünkü kamera açıları da çok net değil. Hani ne Ankara Gücü'nü yani... ne Bandırma Spor'u burada bir zan altında bırakmaya bir durumu ya da hakemi. Yani herhangi bir şey söyleyemeyiz. Çok net bir kamera açısı yoktu bana göre de. Artık hakemin kararına saygı duymak gerekli diye düşünüyorum. Umarım yanlış bir karar değildir. Onu söyleyeyim en azından pozisyon için. Yani maçla ilgili daha başka ne söyleyebilirim? Ankara Gücü'nde şu dikkatimi çekiyor. Bandırma Spor kazansaydı Ankara Gücü'nde puanları eşitleyecekti. Şimdi Bandırma Spor'da Mustafa Hoca sezona başladı. Açıkçası benim kafamda soru işaretleri olan bir teknik adamdı. Ama bu soru işaretlerini oyunuyla şimdi Ankara Gücü'nün kadro kalitesinde Bandırma Spor'un kadro kalitesinde değil. Ankara Gücü 3 adım daha önce olduğunu düşünüyorum ben. Oyuncu kalitesi olarak. Daha tecrübe iyi, olarak. Tecrübe olarak. Yani daha iyi oyunculardan kurulur. Ama Ankara Gücü'nün savunması bir de sağlam kuran bir takım. Savunmayı çok ön plana tutan bir takım. Dalga'dan bahsediyorum. Ona rağmen çok fazla pozisyon üreten bir Mustafa Hoca, yani Bandırma Spor vardı. Mustafa Hoca ikili varyasyonları ben iyi yaptığını düşünüyorum. Kaleyi bulabilseler, hani şu anlamında çoğu savunmadan döndü. Kaleyi bulabilseler oyunlar değişebilirdi. Oyun değişebilirdi yani. Ya da penaltı, 2-1 penaltı gol olmuş olsa yani 3-1, 4-1'e gidebilecek bir maçtı. Ya hücum olarak Bandırma Spor etkili gerçekten. Forvet Kenny de dikkat çekiyor bana göre. Yani gol atmadı belki ama maç içinde çok etkili bir isim. Bu lig için kaliteli bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani kim bulduysa getirdiyse tebrik etmek gerekli. Aynı şekilde Mulumba bu lig için gerçekten çok iyi bir oyuncu. Orta sahayı çekip çeviren kalitesiyle, attığı paslarla dikkat çeken bir isim. Yani ben Bandırma Spor'un daha önceki yayınlarda da söyledim. Futbol aklını bu sene için gerçekten başarılı buluyorum. Yaptıkları transferlerle. Hoca tercihini de aslında başarılı buluyorum. Yani hep bu lig içinde dönmüş hocaların dışında zannedersem ilk teknik direktörlük deneyimi Mustafa Gürsel Hoca'nın. Evet. Yani ona güvendiler. Daha önce hep yardımcı hoca. Onur Başkan'ı da tebrik etmek lazım. Ya Onur Başkan evet gerçekten yani bu sezon adından sıkça söz ettirecek bence. Hem kendi adından hem Bandırma Spor'dan. Maç öncesi taraftarları stada çağırması gerçekten şu an bana göre bir rol model olarak Türk futbolu için iyi bir başkanlık yaptığını söyleyebilirim. Futbol aklını da söyleyeceğim. Onur Başkan'la konuşmaktan zevk alıyorum. Bak gerçekten evet. Samimi olarak söylüyorum. Yani mütevazi, içten sorularımı eleştiriyorum. Diyorum ki başkanım şurada yanlış yaptın. Evet aslında burada yanlış yaptım ama sebebi buydu. Yani çok mütevazi bir kişiden bahsediyorum Onur Başkan'dan. Ve teşekkür ediyorum kendisine. Evet aslında yani anlayışlı bir şekilde karşılıyor. Sabırla dinliyor ve bize fikirlerini söylüyor. O da kendince. Bandırma Spor'da da Bandırma şehrinde de çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Sevmeyenleri var Onur Başkan'ı. Sevmeyenler de var. Onu sevmeyenler de başarılara gidiyor. Aynen öyle. Yani bir şeyler yapıyor ki belli bir kesim tarafından sevilmiyor. Yani ben başkanın hedeflerinin olduğunu konuşurken demeçlerinden hissediyorum. Yani bir hedefi var başkanın. Hem kişisel olarak hem Bandırma Spor Başkanı olarak bunu hissediyorum. Umarım başarılı da olur. Şu ana kadar bana göre başarılı şekilde de ilerliyor. Bakalım yani Bandırma Spor bence sezon boyu playoff mücadelesi içerisinde olabilecek bir takım. Oyunları dinamik. Ben kolay kolay aşağılara düşeceklerini zannetmiyorum. Son olarak Ankara Gücü için de şunu ekleyeyim. Yani Abdullah biraz Durak değil Ankara Gücü'nde. Tamam yani, ben ekleyeyim, ona da girelim. Yani sen ekle.
Tamam. Ya değişiklikler biraz artık ezber olmaya başladı gibi hissediyorum Ankara gücünde. İşte Ali Kaan giriyorsa Abdullah Durak çıkıyor. İşte Nadir giriyor, Eren çıkıyor. Atıf giriyor, Zahit çıkıyor. Hani böyle birazcık daha farklı bir şeyler de deneyebilir Mustafa Dalcı Hoca. Hep mesela ezbere, ilk ezbere. Olarak şundan başlayabilir. Abdullah Durak yedeği çekebilir. Kötü performans sergiliyor çünkü. Çok kötü performans Yani, sergiliyor Abdullah Durak. Kötü performans sergiliyor. Yani tahmin ediyorum hani kazanan takımı bozmamak adına sonuçta kazanan bir Ankara gücü vardı. Abdullah Durak da o takımın bir parçası. Çok ekstra oynayamasa bile. Muhtemelen o yüzden kesilmiyordu ama belki önümüzdeki hafta artık devrede de çıkması sebebiyle Abdullah Durak'ı yedekler arasında görebiliriz. Cem Ekinci'yi biraz daha fazla değerlendirebilir bana göre. Yani geçtiğimiz iki sezonda Keçiören gücünde çok etkili performansları vardı. Sinsi gol diyorduk yani, Cem Ekinci'de. Evet, bu sene birazcık o performansından uzak kaldı. Ama Ankara gücü de yani şu an namalup. Yani ligin zirvesinde. Yani diyecek çok da eleştirecek çok da bir şey yok. Başarılılar. Zaten bu haftaya kadar oldukça fazla haklarını verdik. Bu hafta yani şu oyundan bir puan alsalar mutlu olurlardı diye düşünüyorum. 3 puan geldi. Yani tadından yenmez durumda şu an. Onların da yolları açık. Muhtemelen ligin ilk ikisini son haftaya kadar zorlayacaktır Ankara gücü. Çok özür dilerim. Çok yaşa. Hastayım. Ben zaten yayınlarda hep hapşırıyorum ama hastayım da. Bu hafta ayrıca yayınlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ümraniye Spor karşılaşmasına gittim. Ümraniye Spor sahasında 2-2 berabere kaldı. Ümraniye Spor'da geçim tatlı Samsunspor deplasmanından beraber kazanmışlardı. Bu hafta da 2-2 berabere kaldılar. Oyun anlamında Eyüp Spor'a karşı üstün de İstanbul derbisinde ama çok çabuk golü yediler. Yani golü attıktan sonra çok çabuk golü yediler. Arkasından ikinci gol geldi. Penaltıdan ki bence penaltı. Net bir şekilde penaltı. İkinci yarıda oyunun hakimi Ümraniye Spor'du. Stefan Napolyon'un golüyle beraberliği yakaladılar. Bu maçta kısmi olarak kendi sahasını oynamasıyla Ümraniye Spor beklediğinden daha az performans, daha az gol pozisyonu vermesine rağmen iki gol yedi. Az gol pozisyonu verdi ama iki gol yedi. Şimdi rakibe baktığımız zaman da Eyüp Spor. Yani kadroya baksana. Umut Bulut, Hadib Bağ, Caner Hüseyin Bağ, Timur Temelser, Bekir Yılmaz. Yani yedekten giren oyunculara bak. Cenk Ahmet Alkılıç, Bogdan Tanku. Yani iyi bir takım. İki takım da iyi takımdı. Maç Ümraniye Spor'un kontrolünde, yani oyun kontrolünde geçmiş olsa da Utku'cum telefonun mu çaldı? Evet. Geçmiş hemen. Olsa da 2-2 beraber sonuçta. Neler söylersin maçla alakalı? Yani maç bana göre Ümraniye Spor'un kontrolündeydi. Golü de buldular. Orada Kamara hani golü artık yoktan var etti diyebilirim. Tek başına bir top kazandı. Ve güzel bir vuruşla. Umut Bulut'un kafa golü de güzeldi. Yani Eyüp Spor yani gol yediği dakikaya kadar bir varlık gösterdiğini söyleyemeyeceğim. Yani özellikle hücumda bir pozisyonu, şutu, herhangi bir gol çabası yoktu bana göre. Ama gol yedikten sonra golü çabuk atmaları onlara bir reaksiyon verdirdi. Yani ancak böyle bir reaksiyon Eyüp Spor'u oyuna döndürebilirdi. İşte ne bileyim Ümraniye Spor'un bir penaltı kaçırması, bir kırmızı kart görmesi işte ya da gole hemen çabuk bir cevap oyuna döndürebilirdi. Onlar da bana göre şanslı bir şekilde golü buldular. Umut güzel bir kafa vuruşuyla attı golü. İkinci gol penaltıydı. Kesinlikle Yiğitan müdahalesi vardı. İşte golü maçın olmaması Ümraniye Spor'u defansta biraz etkiledi. Yiğitan yani çok fazla forma şansı bulan bir oyuncu değil. Geçtiğimiz yıllarda da sakatlıklarından dolayı çok fazla forma şansı bulamadı. Yani beklenen seviyeye çıkamayan bir oyuncu. Talihsiz bir penaltı yaptırdı. Yani orada artık Eyüp Spor öne geçti ve Ümraniye Spor'u bu sezon ilk kez mağlupken de izleme fırsatı bulduk. Yani bu da enteresan. Yani sonuçta galipken ya da berabereyken oyun oynamakla mağlupken oynamak arasında fark var. Ümraniye Spor bana göre bu oyunda da
başarılıydı. Geride döndüler. Yani beraberliği yakaladılar. Yani Napoleone gerçekten iyi bir golcü. Birincilikte form tutarsa çok fazla gol atabilecek iyi bir bitiriciliğe sahip bir oyuncu. Kane de gücüyle ön plana çıkıyor. Yasin Bambu'nun sakatlığı ne durumda? Gerçekten çok uzun zamandır forma şansı bulamıyor. Çok etkili bir oyuncuydu Ümraniye Spor adına hücumda. Yani oyun olarak gerçekten dikkat çekiyor Ümraniye Spor. Bu lig için iyi oyunları var. Bugün de yani bu beraberlik kayıp mıdır? Eyüp Spor ama Gulumaç'ın kart cezalısı olduğu yani formada Gulumaç'ın olmadığı demiş. Çünkü Gulumaç olsa orada o kafayı Umut Bulut'a vurdurmazdı. Muhtemelen vurdurmazdı ama yani belki başka bir pozisyonda hata yapabilirdi. O da sonuçta geçtiğimiz hafta penaltıya sebebiyet vermişti. Yani onu çok olsaydı diye değerlendirmek doğru olmayacaktır ama yani biraz daha farklı olurdu. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Oğuz Gürbulağ'ı ben burada artık her hafta övüyorum. Yani bir Ankara Gücü'ndeki Erdem gibi oldu. Oğuz gerçekten orta sahada yani ikinci bağrını yaşıyor diyebilirim Ümraniye Spor formasıyla. Bugün 15. mücadelenin 9'unu kazanmış. 3 hava topunun 2'sini kazanmış. Yani 5 top çalması var Oğuz Gürbulağ. Evet yani dikkat çekici bir performansı vardı bugün. Gerçekten Recep Hoca ile beraber performansı çok arttı. Sağ iç olarak oynatıyor. Daha çok sağ iç. Half space, sağ half space'deki Çağdaş Atan'ın. Aynen. Half space Çağdaş'ın anlattığı gibi. Yani Recep Hoca her oyuncusuna bir değer kattı aşağı yukarı. Her oyuncu Recep Hoca ile beraber en azından potansiyeline ulaşmak adına bir iki seviye atladılar. İyi gidiyorlar. Hala daha yenilmediler. Sadece gol yemeye başladılar. Yani gerçi 3 gol yediler. İkisi penaltı. Akan oyunda sadece bir gol yediler. Yani tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten iyi bir takım oldular. Gerçekten bir takım oldular. Yolları açık. Bakalım nereye kadar götürecekler. Ben de merakla bekliyorum. Peki Utkucuğum. Bir de noktamızı koyalım. Teşekkür ederim. İki takıma da nasıl karşılaşmadan devam edelim. Yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. İyi günler diyorum. Herkese. Görüşmek üzere.